Evet, Cem'i dinledik. Cem de Akdeniz'in öbür yakasında. Şanslı oğul. Ben orada olmayı isterdim. Motosikleti ben, otomobili o kullansın isterdim ama sevgili seyirciler, iyi eğitim almış çocuklar motosiklet kullandıklarında anne babalarını korkutmuyorlar. Bu programda bunu sıkça göreceğiz. Şimdi biraz sonra bu otomobilin testine başlayacağız. Bu bittikten sonra yola çıkacağız. Antalya'ya gideceğiz. Antalya'da bizi çok ilginç bir test bekliyor. Yani otomobil değil ama otomobil endüstrisinin önemli kilometre taşlarından biri Ford Otosu'nun ürettiği yepyeni bir kamyonu kullanacağız. Sonra oradan İstanbul'a döneceğiz. Bisikleti ekleyeceğiz programımıza ve ondan sonra veda edeceğiz. Dilerseniz şimdi otomobile binip yola çıkayım ve bu haftaki programımıza başlayalım. Hakikaten insana motosikleti aratmıyor, öyle söyleyeyim. Yani Cem Fransa'da motosiklet kullanıyor. Camları kapattım ki, camları kapatınca içeride bir türbülans oluşmuyor. Bu arkadaki rüzgar perdesi de içeride bir türbülans oluşmasını engelliyor. Mazda MX-5'in 4. kuşağındayız. 1989 yılında ilk defa Amerika'da piyasaya çıkmak, satılmak üzere, ağırlıklı olarak Amerika'da satılmak üzere tasarlandı. Çok güzel renkler var. Biz kırmızıyı seçtik test için ama beyaz var, yanıyor. Hakikaten çok güzel. Grisi çok güzel. Dolayısıyla yolda kendini fark ettirecek ama garajlarda saklanmayı hak eden bir otomobil. İçeriye baktığımızda içeride bu klasik tasarımla tezat oluşturuyor gibi görünen ama artık modern otomobillerin olmazsa olmazı oldukça bilgilendirici bir ekran var. Çok kısa geçişleri olan nostaljik özellikler taşıyan küçücük bir vites kolu var. El freni bu çağdaş otomobillerin aksine böyle hakikaten insana güçlü bir otomobil kullandığı hissini veren konvansiyonel bir el freni. Buraya geldiğimizde evet yine klasikle modernin birleşmesini görüyoruz. Buradan ekranı kumanda edebildiğiniz, navigasyonu, müzik sistemini kumanda edebildiğiniz bir kumanda düğmesi var, kocaman. Hemen arkasında radyonun sesini kontrol edebileceğiniz bir radyo ses düğmesi var. Navigasyona doğrudan girebiliyorsunuz veya home tuşuyla ekranda ana ekran menüsüne dönebiliyorsunuz. Direksiyon sadece ihtiyaç kadar düğme var. Sağ tarafta cruise control düğmeleri, sol tarafta bilgi ekranı, yani kadrandaki bilgi ekranı, orada yakıt tüketimi vesaire görebiliyorsunuz. Bluetooth'la telefon bağlayabiliyorsunuz. Telefon açma kapama düğmesi de sol tarafında. Bu tarafa geldiğimizde solda ESP off düğmesi var. ESP'yi kapattığınızda daha keyifli bir sürüş dinamiği yakalıyorsunuz ama otomobil yine kendini bırakmıyor. Şunu hissediyorsunuz, böyle keyifli, tatlı girilen virajlarda, biraz hızlı girilen virajlarda otomobilin çok küçük bir önden kayma eğilimi oluyor ama bu otomobili kullanıyorsanız bunu da zevk hanesine yazmanız gerekiyor. Bu hafta test otomobilimizi anlatmaya içeriden başladım. Biraz sonra durup dıştaki özelliklerini anlatacağım ve sonra da programımıza devam edeceğiz. Evet, sevgili otomobil sever dostlar. Çok keyifli bir sürüşten sonra durduk ve otomobile bir de dışarıdan bakacağız. Otomobilin dışını beyaz otomobil üzerinden tanıyalım istedim. Fakat dışarıdan tanımaya başlamadan önce MX-5'in tipik bir tentesi var. Aslında başka otomobillerde olmayan, yine manuel, yani konvansiyonel, yani klasik bir tentesi var. O tente nasıl açılıp kapanıyor? Önce onu göstermek istedim size. Çok basit bir mekanizması var. Sağ elinizi uzatıp 3 parmağınızla buradaki kolu
yukarı kaldırıyorsunuz. Tente kendini bırakıyor. Sonra hiç zorlanmadan bunu öne doğru çekip bu çengeli yerine takıp kapattığınızda tente kapanıyor. Çok basit. Bunu açmak istediğinizde tam tersi. Şurada bir küçük düğmecik var. Bu düğmeciği öne itip kolu çekiyorsunuz ve geri itip elinizle bastırdığınızda tente kapanıyor. Bu her süratte, istediğiniz her durumda, yağmur aniden bastırdığında çok basitçe yapılabilir bir hareket. Dolayısıyla bu otomobilin aslında neden keyifli olduğunu bir anlamda kanıtı gibi duruyor. Şimdi isterseniz çıkalım ve biraz da otomobile dışarıdan bakmaya başlayalım. İsterseniz önce otomobilin önünden söz edeyim size. Hakikaten insana bir deniz aracı kullandığı hissi yaratıyor. Böyle upuzun bir burun ama ağırlık dengesi çok hakikaten sürüşü olumlu etkileyecek şekilde dağıtılmış. %53 önde, %47 arkada. Arkadan yetişti bir otomobil. Dolayısıyla arkaya güç bindikçe keyifli, güzel salınımlar meydana geliyor ve otomobilde kullanma zevkini arttırıyor. İki LED far var önde. Bir tanesi burada, diğeri burada. Otomobili aynadan gördüğünüzde hakikaten böyle garip bir şey geliyor hissine kapılıyorsunuz. Böyle kertenkele hissi uyandıran değişik gözleri var. Profile geldiğimizde ön uzun, arka kısa, hatta bagaj kısmı sanki aniden bitiyor gibi. Ama dördüncü kuşak MX-5 adeta hiç değişmemiş hissi veriyor. Halbuki ilk kuşak MX-5'e baktığınızda daha farklı çizgileri olduğunu göreceksiniz. Ama o kadar başarılı bir tasarımla yenilendi ki MX-5, sanki hiç yenilenmemiş, sanki hep o eski klasik çizgisini sürdürüyormuş hissi uyandırıyor. Tıpkı klasik İngiliz ve 1960'ların İtalyan otomobillerinde olduğu gibi. Mazda MX-5'e baktığımızda aslında doğuyla batının dünyaya bakışını da bir nebze anlayabiliyoruz. Batı dünyası nesneleri kavramaya çalışırken doğu dünyası aslında nesnelerin içindeki benliği kavramaya çalışıyor. Bu otomobil tam da yüreğe ve zihne hitap ediyor. Yani batı dünyasının aksine doğu dünyası zihinle birlikte yüreği de bu otomobili tasarlarken düşünüyor. Hala analog özellikler olması da bu sebepten. Şimdi biraz arkaya doğru gidelim. 3 metre 92 santimetre boyu. Hakikaten ön taraf uzun hissi veriyor ama yolda giderken bu 3 metre, 4 metrenin altındaki boy size müthiş bir hakimiyet hissi uyandırıyor. Arkaya geldiğimizde evet burada çok tipik bir stop farı var. Yani arkadan sadece şu bölmeyi gördüğünüzde MX-5'i gördüğünüzü hatırlatacak stopları var. Bagaj evet küçük. Bu otomobili alan insanlar herhalde bagaj istemeyecektir. Bir fotoğraf çantası ya da bir plaj çantasıyla işlerini göreceklerdir. Sadece bagajın açıldığı yer ilginç. Bagaj tam bu noktadan düğmeye bastığınızda açılıyor ve içine birkaç çanta rahatlıkla sığabiliyor. Burada otomobilin kendi orijinal tamir kiti. Onun dışında buraya iki kişinin bir hafta sonu, hatta belki de kısa bir süre, yani bir haftalık tatil için ihtiyacı olan minimum eşyayı sığdırma imkanı var.